Ahmet Deniz Yağbasan, ALB Yatırım Araştırma Analisti bizlerle birlikte olacak. Dün Borsa İstanbul 5 haftanın ardından ilk kez 8 bin puanın üzerinde kapattı. Piyasalarda neler oluyor kendisine soracağız. Sizin de sorularınız varsa lütfen bize ulaşın demişken hemen anketi de aktaralım. Sizce asgari ücret bir defada belirlenirse en az ne olur diye sorduk. 15.500 TL, 15.500 TL iki kere yazmışız sanırım, orada bir hata olmuş. 16.500 TL, 17.000 TL yanıtlarınızı ve katılımlarınızı bekliyoruz diyelim. Şöyle gördüm ben, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000. Ankette iki kere 15.500 yazmışız. Belki problem onu hemen değil. Düzenlesinler. Tamam. Günaydın, hoş geldiniz Hakan Bey. Ben hemen tabii istemsiz olarak daldım konunun içine. Günaydın Berfin. İyi bir gün olsun. İyi bir gün öncelikle. Olsun. Evet, yine yoğun bir gündemimiz var aslında. Bir taraftan asgari ücret, bir taraftan işte Merkez Bankası'nın faiz kararına yaklaşıyoruz. TEPAV'dan da rapor geldi. %40'a çıkarılmalı şeklinde. Evet, onların bir önceki raporunda da aynı şeyi söylüyorlardı. 40'a çıkarılmalı ama bu sefer bir ilave de daha da devam edebileceği de vurgulanmalı diye bir şey var. Değiniriz. Aynen muhtemelen. Öyle. FOMC tutanakları dün geldi. FED tarafından küresel ama bakarsak. Bence şu anda Türkiye'nin özellikle iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi asgari ücret. Asgari ücret değil mi? Asgari ücret ne olacak? Evet. Bu açıklamaların hepsi çok yakından takip ediliyor. Hı hı. Yani ne olursa olur kardeşim falan gibi hiç bakılmıyor. Değil, doğru. Çünkü böyle kritik bir takım eşikler var. Bir yandan bazı sektörlerde bir yeniden canlanma isteği var, iştahı var. Siz tekstile çok değiniyordunuz bu asgari ücretteki zamlardan sonra. O taraf ne olacak acaba? Aynen öyle. Heyecanla bekliyorlardır onlar da. Kesinlikle. En merak edenlerden bir tanesi o tarafı. Yani tabii özellikle hazır giyim ve tekstil tarafında çok dikkatle takip ediliyor. Bir kere yapılacak olmasını açıklaması Sayın Bakan'ın İlginç ve önemli. Çünkü baştan yüksek bir asgari ücret yapılabileceği beklentisini arttırıyor. Ya da bazı iş insanlarının ifade ettiği gibi, ki onlar da kendi cephelerinden durumu değerlendiriyorlar. Orta vadeli programın enflasyon hedefi dikkate alınarak yapılmalı diyorlar ki o da %33'e denk geliyor. Bu önemli bir şey, tartışma konusu olarak bu Aralık ayında daha da alevlenecek ama şimdiden başlandı. Başladı. Peki. Evet. Hepsi